Evet, 2014 Şubat ayındayız. Bugün Tire Gökçen Sarılar Köyü'ndeyiz. Sarılar Köyü'nde rekor gelişim mineral ürünümüzü kullanan çiftçimiz Mehmet Kaya, İsmail Kaya ve aynı zamanda gene ürünü kullanan Yusuf Yavaş, gene köyünüze geldim ben sizi buldum abi. Mehmet abi, neye kullandınız? İsmail abi, neye kullandınız? Fasulye kullandınız. Tamam, peki fasulyelerde nasıl bir fark gördünüz önceki yıllara göre ve diğer fasulyelere göre? Köpenler biraz daha canlanıyor. Yerin biraz arttı. Yine yerden 1,5 ton fasulye. Yani bir ton fasulye kaldırdığın yerde sen 1,5 tona çıktığını mı söylüyorsun? Tamam. Yerin birini de arttı sağ ol haliyle. Tamam, peki fasulyelerin kalitesinden biraz bahsedebilir misin? Yani şekli, şemali olsun, kök gelişimi. Evet. Tamam. Tamam. Siz peki bana az önce dediniz ki toplamaktan yorulduk dediniz. Ondan bir bahsedin abi. Yani mahsulün aşağıdan yukarı olur. Tarlanın yukarı başında giriyoruz, aşağı başına çıkmadan öbürsü gün geri arkası geri geliyor. Bir daha diyorsunuz he? Her gün toplamak zorunda. Peki. Esasında haftada 2 gün toplanıyor. 3 gün toplanıyor. Evet. Biz haftanın 5 günü toplanıyor. Maşallah. Yani sürekli veriyor diyorsunuz. Evet. Tamam. Diğer sebzelere, fasulyeleri kullanan sizin gibi çiftçiler diyordu ki, eskiden diyordu bizim fasulyeler ve diğer sebzeler yukarıdan aşağı tutardı diyor. Evet. Şimdi aşağıdan yukarı diyor. Sizde de aynı şey gözüktü mü? İpten yukarı doğru fasulye veriyor. Tamam. Peki herhangi bir mantarı hastalık oldu mu abi? Herhangi bir hastalık oldu. Olmadı. Kırmızı örümcek oldu mu? Ben onu sorayım. Olmadı. Güzel. Ben soğana da koydum. Yeşil soğan. Yeşil soğan. Onda nasıl bir fark gördün? Tamam. Yaprakların da herhangi bir hastalık görmedim. Görmedi. Aynı şekilde diri, koyu yeşil şekliyle. Çok güzel. Peki şunu sorayım en son olarak da. Sizin bu havalede bir sürü fasulye yapan da var. Siz de yapıyorsunuz. Siz aynı zamanda pazarda birebir de fasulyeyi satıyorsunuz. Yani soğan kullanıcıya. Peki fasulyelerinizi gören, alan müşterilerinizin tepkilerini? Herhangi bir tepki görmedim. Daha seviniyle. Evet. Ben, şimdi bizim buralarda genelde kurutmalık fasulye yapılmıyor. Evet. Sadece yeşil olarak satılan fasulyelerimizi. Biz kendi yemeklik için bir kenarda biraz kuru fasulye yapıyoruz. Evet. Yemeklikte ne harcını? Oradan tireye götürüyorum ben. Evet. Lezzetli olduğu için herkes alıyor. Her hafta satıyorum yani. Mesela diyelim 100 kilo bir fasulye var. Evet. Onu satıyorsun memnun olur yani. Öbür hafta gene geliyor. Tabii yani hem alverisi hem tadından dolayı müşteri alın, tekrardan alın, istiyor. Alın, yani 100 dönüm yer yapsan gene isteyecekler diyorsun yani. Evet, İyi güzel. Hoş bulduk abi. Teşekkür ediyorum abi. Teşekkürler.